Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanı doçent doktor Onur Yaman'la beraberiz. Onur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün omurga sağlığı ve cerrahisi ile ilgili size güzel sorularımız olacak. Böyle ilk soru okunurken tabii ki omurga sağlığı falan diye konuşurken hemen böyle sırtımı falan dikleştirmeye çalışıyorum. Arkamda bir ağrı var mı falan diye bakıyorum. Kusura bakmayın ne olursunuz. Bu fırsattan istifade yani. Hocam böyle mesela omurga sağlığı için ne yapmamız gerekiyor? Yani çok böyle benim yaptığım gibi yanlış bir şekilde böyle yamuk oturup falan. Dediğiniz gayet doğru. Oturmamak lazım herhalde. Aynen. Biraz da kendimizi şimdi dinlememiz lazım. Şimdi kısaca onlardan bahsedelim. Tamam. Şimdi omurga sağlığı neden önemli? Şundan önemli. Çünkü vücudumuzun çatısı. Bunun değerini bilirsek şimdisi için değil gelecek için de yaşlanıyoruz. İşte saçlarımız beyazlıyor, yüzümüz kırışıyor. Omurga da aynı şekilde yaşlanmaya başlıyor. Omurgamıza iyi bakarsak gelecekte bundan faydalanmış olacağız. İlk başta yaptığınız şeyler herkese dik dur, güzel otur diye mutlaka söyleniyordur. Bu farkındaysanız düzelttiğiniz bir şey. Biz bir süre sonra omurga kelimesini aralarda duyduğumuzda kendimizi düzelteceğiz. Evet. Ama unuttuğunuzda direkt normal pozisyonunuza geçeceksiniz. Mesela oturuş pozisyonu olarak ne yapmak lazım? Aynı benim oturduğum gibi arkaya doğru iyice yaslanmak lazım. Mümkünse belinizin boşluğuna küçük bir yastık koyulmalı ve sırtınızı arkaya vermelisiniz. Yapma ya. Sevgili bir tane yastığım var duruyor ben. Var mı ya? Size bir yastık lazım. Ben de böyle durayım hocam, şöyle aynen durayım. İşte böyle yaptığınız zaman omurganın üzerine en fazla yükü şu pozisyonda veriyorsunuz. Ne oluyor hocam böyle durunca? Özellikle belle kuyruk sokumu arasında bir bileşke bölgesi. Belde bir C var, sakruma doğru da aynen L3, L4 dediğimiz yer. Daha aşağısı, daha L5, S1'de en fazla yük o bileşke noktasında. Zaten geriliyor orası şöyle. Aynen. Bu pozisyonda işte biyomekanik çalışmalar yapmışlar. En fazla bir insana ne zaman yük biner o pozisyonda biner. Gerçekten. Tabii. Bu yüzden otururken mutlaka dik oturmalısınız. Bilgisayar başında çalışırken bilgisayarınızın ekranıyla göz hizanız aynı hizada olmalı. Yani bütün gün çalışırken şöyle çalışmamalısınız. Aynı şekilde araba kullanırken, koltukta otururken de arkaya doğru kaykılmamalısınız. Mutlaka arkaya doğru iyice oturmalı. Sırtınızı arkaya vermeli. Mümkünse buna benzer kolluklu bir şeyin üzerinde durmalısınız. Bizim ya da televizyon seyrederken evde en fazla ben kendimi o zaman yakalıyorum aynen, yani hata aynen yaptığımı. Yani o koltuğumuzda biz böyle iyice yayılıp kaykılıp böyle şu pozisyonda falan televizyon seyrettiğim aynen bir anı da yakalıyorum. Senin televizyon izleyecek vaktin oluyor mu? Oluyor olmaz olur mu? Hadi canım. Evet. Ben seni hep arımaya böyle sürekli çalışıyor hayalimde. Yapıyorum öyle hatalar. Hepimiz yapıyoruz yani aynen sonuçta. Ben en çok böyle boynumda ve işte üst tarafta daha çok ağrıları hissediyorum aslında. Şöyle düşünün. Boynu, sırtı, beli ve başı bir zincirin parçaları gibi düşünün. Hepsi birbirine bağlı. Bir insanın hayatı boyunca ayağa kalkıp yürümeye başladığından itibaren yaptığı tek şey kafasını kalçasının üzerinde tutmaya çalışır. Bir insan belinde bir... Çok güzelmiş, ben bu evet kelimeyi sevdim. Yok, gerçekten böyledir. Yani buna sagittal denge deniyor tıp literatürü içinde. Ha. Yani insan kafası böyle ileriye bakık ve kalçasının üzerinde duruyorken rahat edebilir. Ankilozan spondilitli hastalar var, öne doğru giderek eğilen. Bu hastaları dikkat ederseniz... Şöyle gezen hastaların yapmaya çalıştığı tek şey ileriye bakmaya çalışırlar. Aa, evet doğru söylüyorsunuz. Bunu yapmak için de şu hareketi yaparlar. Tek amaçları ileriye bakabilmektir. Şimdi sırtta bir sorun var. Peki niye kalçasıyla ve beliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor hasta? Nedeni bu. Aynen zincirin parçaları gibi. Az önce söylediniz ya, ben otururken televizyon izlerken işte yatıyorum. Şimdi beliniz rahat pozisyonda olmadığı için sırtınız belinize uygun bir pozisyon almaya çalışıyor. Evet aynen. Boynunuz da sırtınıza uygun bir pozisyon almaya çalışıyor. Boyun sürekli gergin durduğu için akşam yatağınızda düzgün yatmadığınızda bile ertesi sabah çok şiddetli ağrılarla uyanırsınız. Peki skolyozu sormak için doğru insan mısınız? Aynen. O bizim kendimiz yaptığımız bir yanlıştan dolayı mı oluyoruz hayır mesela? Ha. Şimdi skolyoz dediğimiz ne şey... Ne bileyim biz çünkü tabii ki tahmin edersiniz yani çantayı, hı-hı, kadınlar çanta çok... Öyle ağır çantalar, tek omuzda alışkanlığımız var, onu yapıyoruz. Bunlar, ya da işte erkekler cüzdan üstünde oturuyor falan gibi böyle şeyler var galiba ama etkiliyor. Söylediğiniz şeylerin bazıları doğru. Şöyle anlatayım, skolyoz dediğimiz şey ön arka grafide bir filme baktığınızda bir eğrilik olur. Bu eğriliği de siz röntgen filmiyle ölçtüğünüzde 10 derecenin üzerinde çıkarsa adı skolyozdur. Ama söylediğiniz şeyler çocukluk döneminde, daha doğrusu erişkinlik döneminde, çocuk büyümeye başladığında bir etkendir sırt çantası taşımak. Bu yüzden diyoruz ki böyle eğilimi olan çocuklar sırt çantası ya da işte omzuna takacakları çantadan ziyade
çekçekli çanta kullansınlar. Ama bir insan ergenlik dönemini tamamladıktan sonra, büyümesini tamamladıktan sonra çanta taşımak onun skolyozunu arttırmaz. Tamam. Peki teşekkür ederiz öyleyse. Yani hayat boyu omurgamıza binen yükü azaltacağız. Bunun için de mümkünse egzersizler yapacağız. Kaslarımızı güçlendireceğiz ki kemiklerimiz yükü taşımak zorunda kalmasın. Aynen. Peki aslında kemikler de değil işin püf noktası. Kemiklerin arasındaki kıkırdaklarla daha çok ilgileniyoruz. Bunun adı kas ve kemik yapısı, oradaki bahsettiğimiz şey, hatta bağ dokusunu da katabilirsiniz. Omurganın önemi şu, içinden omurilik geçiyor. Ben beynimle haber verdim. Siz bacak bacak üstüne attınız. Beyniniz dedi ki bacak bacak üstüne at. O omurilik haber oradan geçti, bacaklara geldi. Omurganın önemi omuriliği koruduğu için. Ama benim omurgamın sağlamlığını arttırmak diye bir şey yok. Aslında bahsettiğiniz şey o. Etrafındaki kas dokusunu kuvvetlendirmelisiniz. Çünkü omurgayı esasında çepeçevre saran arkadan ve önden güçlü kuvvetli kaslar var. Bunları mümkün olduğu kadar esnetmeli ve kuvvetli hale getirmelisiniz. Bu yüzden egzersiz önemli. Peki oldu da bozduk. İşte o zaman diye... Ya ben hep böyle oturdum. Belime de iyi davranmadım. Ağır şeyler kaldırdım. Hele ki özellikle o sürekli gösterdiğiniz bir şey var değil mi? Ağırlık kaldırırken her zaman vücudunuza yakın tutun çok ağırlığı. Doğru. Böyle kaldırmayın. Çok doğru. Diye sürekli tavsiye eder omurilik cerrahları özellikle. Doğru. Oldu, hep yanlış yaptım. Dinlemedim, hiç sizi dinlemedim. Hiç bu programı da izlemedim. Belimi de sakatladım. Şöyle. Başıma neler gelecek hocam? Eskiden ne gelirdi, günümüzde ne geliyor? Şimdi şöyle, herkesin halk arasında şöyle bir inanış var. İşte bel fıtığı oldun, bunun tedavisi yok. Bel fıtığı oldun, ameliyat oldun, tekrar etti. Biz bel, şöyle başlayayım baştan. İnsanların hastaneye başvuruları sebeplerini araştırmışlar. En sık nedeni üst solunum yolu enfeksiyonu, ikinci nedeni bel ağrısı. Bel ağrısıyla doktora gittiğinizde zaten bunların %90'ı mekanik bel ağrısı. Yani kas, işte bu bahsettiğiniz beli düzgün kullanmamak, işte ağırlığı düzgün kaldırmamaktan dolayı ağrılar olur ve bunlar sadece işte dinlenmekte, kas gevşetici, ağrı kesici kullanmakla geçer. Diyelim ki işte çok sert bir hareket yaptınız, ani bir şey oldu, oradaki bir bel fıtığı ortaya çıktı ya da bel kayması oldu bir travmadan dolayı. İşte o zaman devreye doktorlar giriyor artık. Biz ilk başta yaptığımız şey, hastanın şikayetlerini biz medikal tedaviyle çözebilir miyiz? Yani ilaç, korse kullanımı, kas gevşeticiler, korse kullandıktan sonra yine geçmiyorsa oralara iğne yapmak şeklinde en son tedavi yöntemi cerrahidir. Yani her bulduğumuz bel ağrısı olan hastayı biz ameliyat etmiyoruz. Orada belli başlı şeyler şunlar. Hastada omuriliğindeki basıya bağlı olarak bunun nedeni tümör olabilir, bunun nedeni travma olabilir, bunun nedeni fıtıklar olabilir. Genellikle bel fıtığı oluyor. Aynen. Burada eğer bacaklarında kuvvetsizlik yok ise ya da hastanın idrar kaçırma şikayeti yoksa biz ameliyat etmiyoruz. Bu şikayetler giderek artıyorsa, önceki bahsettiğim tedavi yöntemlerinin tamamı kullanıldığı halde geçmiyorsa o zaman cerrahiye geçiyoruz. Peki bu yöntemler neler mesela? Yani böyle mesela herhalde benim zamanımda değil mi? Böyle nedense 20 yıllık bir kaybım var benim bu hayatta. Çok ilginç. Ben, 20 yıl önceki dolguları hatırlıyorum. Adile Naşit'in şeyi oluyordu. Aynen, uykudan önce sana öyle program sundurtacağım 20 yıl sonra. 20 yıl önceki diz işte kapağı ameliyatları falan. Hep benim hatırladığım ameliyatlar, bildiğim çevremdeki insanlar olduğu için söylüyorum. İşte atıyorum 3 ay yatmalı, 6 ay yatmalı falan, hareketsiz durmalı falan gibi böyle ameliyatlar vardı. Artık öyle değildir herhalde, değil mi? Teknoloji bize çok yardım ediyor bu konuda. Mesela biz de işte ilk mesleğe başladığımız zamanki dönemlerde işte 5 gün, 10 gün yatan hastaları duyuyorduk. Şimdi mesela konuştukça, omurga lafı geçmedikçe siz de hep normal pozisyonunuza dönüyorsunuz. Fark ediyor musunuz? Evet. Dedikçe bu farkındalık, işte o zaman düzeltiyorsunuz kendinizi. Neyse, konuya döneyim. Şimdi o dönemlerde yapılan cerrahilerle şu dönemki cerrahiler aynı cerrahiler değil. Teknoloji işin içine girdiği için... Uyduruyorum, bir bel fıtığı ameliyatı yaptık. Bu hastanın hastanede bir gün yatması gerekir, komplikasyon olmazsa, ya da aynı gün taburcu olabilir. İşimizi kolaylaştıran şey ne? Teknoloji. Eskiden oraya girmek için daha büyük kesiler yapılırken artık parmağımın ucundaki bir kesiden içeriye girip bu işlemleri yapabiliyoruz. Cerrahi sırasında ameliyathanede direkt röntgen çekebiliyoruz. Hatta ileri teknolojik merkezlerde ameliyathanenin içinde tomografi de çekebilirsiniz. Eskiden omuriliğinde tümör olan bir hastayı girdiniz, filmlerine bakarak evet buradadır diye tahmin ettiğiniz şey,
Şimdi cerrahi sırasında kullandığımız nöro navigasyonla aynı arabada kullandığımız navigasyonlar gibi bize 2 mm yukarıya git, 3 mm sağa git şeklinde burada gördüğümüz aynen bilgisayar ekranında bize gösterebiliyor. Dolayısıyla sizin yanılma şansınızı azaltıyor, sıfırlamıyor hiçbir zaman. Ama teknolojinin ameliyathaneye girmesi işlerimizi çok kolaylaştırdı. Peki şeyden sonra bu endoskopik cerrahiden bahsettiniz. Endoskopik cerrahiden sonra kişi aynı gün içerisinde hastanede bile yatmadan taburcu olabiliyor. Olabilir. Aslında çok büyük bir ameliyat geçiriyor. Eskiden olsaydı Burcu Hanım'ın söylediği gibi bir ay belki de hastanede yatacaktı. Belki de işte bir hafta, iki hafta hastanede yatacaktı. Şöyle orada ufak bir düzeltme. Büyük ameliyat ya da küçük ameliyat diye bir şey yok. Ameliyat ameliyattır. Sonuçta yaptığınız işin ne olduğu önemli. Bir de şöyle yanlış bir şey var. Ben bel fıtığım var. Ameliyat oldum, kendimi korumalıyım. Ameliyat olmadım, birazcık daha böyle rahat olabilirim şeklinde değil. Kişi bel fıtığı varsa, ameliyat olsa da olmasa da cerrahi sonrasında ya da ameliyat olmadığı yaşamı boyunca hep kendini korumak zorunda. Nasıl? Omurgasını düzgün kullanarak, öne doğru eğilmeyerek, ağırlık kaldırmayarak bunu yapabilir. Yok abi, biz düzgün oturalım. Küçük bir şeymiş. Hani endoskopik cerrahi, öteki cerrahi hiç fark etmez. Düzgün oturalım. Mümkünse hiç ameliyat cerrahiye olmayalım. Girmemek gerekir. O hale gelmemek lazım. Neyse, Allah gene de eksik etmesin. Klasik şey. Aynen. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalın.